Evet, herkese merhabalar. Hoş geldiniz diyelim, iyi akşamlar dileyelim. Az önce Türkiye Kupası'nda müthiş mücadele sona erdi. Fenerbahçe Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup edip final vizesi almıştı. Diğer finalist kim olacaktı? Eczacıbaşı çok iyi başladı final yarı finale. 2-0 yakaladı setlerde. Vakıfbank geri döndü, 2-2 oldu. Nefes kesen final setinde kazanan Eczacıbaşı olunca finalin adı da Fenerbahçe Eczacıbaşı oldu. Yarın saat 17'de final. Cahit abi, Bilal abla, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi Hoş bulduk. akşamlar. Güzel bir maç oldu. Nefesler tutuldu. Boşkoviç 41 sayıyla 41 kere maşallah dedi kendisine. Ama özellikle final setinde çok iyi mücadele etti iki takım da. Eczacı başında önemli isimler devreye girdi. Hande olsun, Simge olsun, Voronkov olsun. Bugün gerçekten iyi maç çıkarttılar. Vakıfbank elinden geleni yaptı. Maçı ortak oldu. Maçın tabii final setinin kritik bir anı vardı. Maç 4-3 Vakıfbank lehindeyken bir challenge kullandı Eczacıbaşı. Valla ben orada topun kimseye değmediğini gördüm ama hakem videodan Vakıfbank tarafından çıktı deyince maç 4-4 oldu. 5-3 olabilirdi. Çok itiraz etti Vakıfbank cephesi ancak tabii sonuç değişmedi. Kazanan Eczacıbaşı. Müthiş maç. Veri tablolarıyla başlayalım. 41 kere maşallah. Boşkoviç de mi yoksa başka bir şey mi? Yok, ben gerçekten final yani yarı finale diyelim. Şimdi yarın final. Finale yakışır. Çok güzel bir maç seyrettik. İki tarafı da tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel voleybol adına çok güzel defanslar oldu. Çok kaliteli bir top oynandı. Heyecan vardı bir kere. O heyecanı verdiler bize. Vakıfı da tebrik ediyorum. Bakın şimdi şey olarak hani hepsi aynı düzeyde oyuncu gibi gözüküyor ama çok güzel takım oyunu oynuyorlar. Benim burada dikkatimi çeken biz Elif'le yani Eczacıbaşı Elif'le oynadı ama bunu kötü kritik olarak söylemiyorum. Teknik olarak gördüklerimi söylüyorum. Bir kere Voronkova'yı tebrik etmek lazım. Başlı başına takımın sırtında taşıdı açıkçası. Çünkü yalnız maç vurmak değil bu olay. Defansıyla, manşetiyle. Gerekirse hücumuyla ve servisleriyle komple bir oyun oynadı. Yani baştan ben Voronkova ile başlanması gerektiğine inanıyorum zaten. Boşkoviç belli 41 sayıyla tabii zaman zaman hatalar da oldu. Voleybol hata oyunu zaten. Son sette özellikle Hande'yi tebrik etmek istiyorum. Evet, Hande müthişti son. Sette bu arada tabii akıllı paslarıyla diyeceğim. Yalnız Elif bir şey dikkatimi çekti. Evet süratli top oynatıyor ama ortaları hiçbir zaman kullanmadı. Yani ortaları hiç kullanmadık. Mesela Cansu'yla mukayese ettiğimiz zaman Cansu kritik yerlerde ilk gelen topta ortalarını kullanıyor. Yani onlar da yavaş yavaş oturacaktır diye düşünüyorum. Ben çok zevkli bir maç seyrettim. Ailini de tebrik etmek istiyorum. Çok iyi defans yaptı. Bizim yani Eczacıbaşı'nın Simge. Çok güzel rallili bir maç oldu esasında. Evet. Yani iki Kazanan taraf. Eczacıbaşı oldu. Tebrik ederiz ama her iki takımı da tebrik ediyorum. Ben güzel bir voleybol seyrettim bugün diyorum. Evet, Cahit abi, Türk Hava Yolları'nın 3 yana Fenerbahçe'nin rakibi Eczacıbaşı oldu. Neler söylersin? Şimdi önce bir cümlem şöyle olsun. Hem birinci maç hem ikinci maç. İkisini birden kapsayan bir cümle kurmak istiyorum. Ve ta yukarıdan kurmak istiyorum. Şöyle ki Türkiye'deki voleybol arkadaşlar, hani yorum yazan arkadaşlarımız var, çok genç arkadaşlarımız var, bazı voleybolcuların fanları var, bunlar yorum yapıyorlar. Türkiye'deki voleybol, şimdi bizimle beraber olan sevgili Violet, Viyocum, o yıllarda benim abilerim, büyüklerim, bakın bu ülkede voleybol oldukça eski tarihlidir. Ve çok 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 iyi kaliteli voleybolcular yetişmiştir. Avrupa'da derece elde etmişizdir. Bir tanesi yanımızda duruyor şu anda. Ve çok iyi voleybol adamları yetişmiştir. Yani saymakla bitmez söyleyeyim yani. Niye bunu söyledim biliyor musunuz? Şimdi Laverene'ye bakıyorum, Ferhat'a bakıyorum. Hani Guidetti'yi ayırıyorum. Gerçekten onun bir farklı bir yeri var. Ama Türkiye'de voleybolu anlayan, voleybolcu yetiştiren yani 10 parmaktan çok daha fazla antrenör vardı bu ülkede. Onu net bir kere söyleyeyim. Bunu belirtmeden geçemeyecektim.
Bunu söyleyeyim çünkü bundan sonraki yorumlara da bu yansıyacak. Şimdi evet, Voronkova'yı Viyocum çok beğendi. Aynı şekilde ben de çok beğendim. Aa, bir dedi ki acaba ilk 6'da ne zaman göreceğiz? Ben de seneye göreceğiz diyeyim bari. Ne diyeyim? Ya bu kız daha ilk 6'ya girmek için daha ne yapsın? Gray gerçekten tam bir sporcu. Pırıl pırıl bir karakter. Ama ilk 6'ya koydu. İlk 2 puan yine Gray'den. Yine Gray'den. Bakın notlarım var burada hepsini manşetten. Yine Gray'den. E bu kızı sen niye bu kadar strese sokuyorsun? Bu kız strese girince zaten takım strese giriyor. Yani Ferhat Bey, bunu sen hala anlamıyor musun? İşte bak Viyocum da aynı şeyi söylüyor. Ya sok şu Voronkova'yı, sonra dinlendir. O zaman arada kaynayacak ve çok daha başarılı olacak Gray, çünkü file üstünde çok üstün bir voleybolcu. Vakıf'ın müdafası mükemmel. Yani pozisyon böyle alınır. Hani alıp notları Kuvvetdin'in arka orta dublaj çalışmalarını tek tek çalışmak lazım. Çok faydalı. Bir kere müdafası mükemmeldi Vakıf'ın. Ben bu arada Ogbogu'yu nerededir diye bakıyorum. Yani niye oynamadı? Benim hani bilgim yok. Acaba bileniniz varsa lütfen bu konuda bilgilendirin. İkinci set 12-10 gibiyken girdi. Çok da güzel bir blok yaptı. Galiba Hande'ye yaptı. Müthiş bir blok yaptı. Ondan sonra tekrar kayboldu. Derya'ya artık üzülmüyorum. Çünkü kendi ettim, kendim buldum. O müthiş bileğini, çok sıçrayan bir voleybolcumuzu, müthiş bilekli dirseğini, bileğini çok iyi kullanan bir voleybolcumuzu yok oluşunu seyrediyoruz. Çok üzülüyorum bunlara. Notlardan gidiyorum tek tek. Pasörlere geleceğim. Arkadaşlar, bizim buradan tekrar o yorum yapanlara da sesleniyorum. Biz voleybolda antrenörlük yaptık. Çok ciddi antrenörlükler yaptık. Voleybol oynadık. Biraz bu hassas bilekleri ne olduğunu çok iyi biliriz. O hassas bilekle nasıl top atıldığını çok iyi biliriz. Dünyada süper pasörler var. Voloş gibi, Naz gibi. Birinci sınıf pasörler var. Elif gibi. Birinci sınıfa yakın pasörler var. Cansu gibi. Niye ayırıyorum Cansu'yu? Şundan ayırıyorum. Cansu'nun iki numaraya geriye pas atarken vücudunun nasıl şekillendiğini hiç gördünüz mü? O şekli gören, ben orta oyuncuyum. Orta oyuncuydum. Ben o şekli gördüm mü? Direkt giderim iki numaraya bloğumu yaparım. Pasör dediğin sadece pas atmaz. Pası yönetir. Takımı yönetir. Pas atıyormuş gibi yapar. Diğer tarafa pas atar. Yani bu bilekler takır takır oynar. Yani bunu Voloş'ta görüyoruz. Naz'da görüyoruz. Bir takım isimler var. Süper voley pasörler. Bunları da görüyoruz. Şimdi takımın geneline baktığımızda çok hassas noktalarda farklar yaratılacaktı. Evet, öyle de oldu. Cansu akıllıca davrandı. Orta oyununu iyi kullandı. Ortaya paslar attı. Biraz köşeleri rahatlatmak için de bunu yaptı. Çünkü köşeler Bunu bloklarda... genelde Efendim? yapıyor. Ha, genelde Genelde. yapıyor. Doğru. Genelde yapıyor. Yani evet, o pas dağıtımını Cansu kötü yapmıyor. Zaten kötü bir pasör değil. Az önce söyledim. Birinci sınıf bir pasör Cansu. Ama ben diyorum ya, milli takımın başında olsam ben milli takımı almam. O ayrı bir konu. Şimdi buradaki fark Guidetti ile Ferhat'ın arasında oldu. Oyuna bakarken bunu görüyoruz kenarda. Yani Ferhat'ın oyuna müdahalelerinin ne kadar geç olduğunu, hatalı ve yanlış olduğunu, Gray'in içeri girişi çıkışı, diğer oyuncu değiştirmelerin aynı şekilde sıkıntılı olduğunu görebiliyoruz. Ve bundan dolayı takım birinci setten sonra kendine geliyor. Dikkat edin, Avrupa maçında da orada da üçüncü sette takım kendini bulmuştu. Voronkova'nın girişiyle beraber. Burada da Allah'tan ikinci sette
toparlandı ve daha belki rahat alması gereken bir maç vardı. Ama çok da güzel bir maç oldu bence. Bir şey daha söyleyeceğim. Thompson, doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama yani ilk başlarda bu kız için hani işte dengesiz, işte hata yapıyor falan dendi. Muazzam bir voleybol oynadı file üstünde. Akıllı Neredeyse top. akıllı oynadı. İşte o tam da benim söylemek istediğim oydu. Çok akıllı bir smaçör olarak ortaya çıktı bu kız. Demek ki güvenilmesi gereken bir smaçör olarak ortaya çıktı. Bunu da mesela not aldım burada. Şimdilik bu kadar. Hani karşıtı devam edelim isterseniz tekrar. Tamam. Bir antiparantez dikkatimi çeken bir şeyi Buyurun. söylemek. Şimdi oyuncuları mukayese ediyoruz. Antrenörlerini mukayese ediyoruz. Hiç dikkatinizi çekti mi? Son sette servis vakıftayken Guidetti mola aldı. Evet, orada ben de dikkat ettim Evet. abi. Aldı. Molayı aldı orada. Ve verdiği taktiklerle sonra Bahar bir kısa top attı. Simge alamadı. Bir uzun servis attı. İki sayı Evet. servis. Arka arkaya iki sayı geldi. İki. 11 Yani 11 yaptı. çekti mi bilmiyorum. Yani servis bizdeyken niye mola alırsın dersin. Oyunu çevirmek için çok şeyler kullandığına inanıyorum. Ben bunun için söyledim daha çok. Çok akıllı hareket etti. Zaman yani yaptığı dokunuşlar önemliydi Guidetti'nin. Tamam yetti yetmedi. Ama çok güzel de bir maç seyrettik açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Bugün voleybol seyrettim. Çok güzel defanslar oldu bir kere. Defanssız voleybol olmuyor. Vur gitsin Evet. erkek de voleybol oluyor. Vur gitsin. Bu defanslar zaten kız voleybolunu yukarıya çıkaran Moralilere bayıldım. Yani öyle umulmadık toplardan vuruldu. Bugün bir şey daha dikkatimi çekti. Her iki takımda da smaçörler çok iyiydiler. Evet. Yani her topa vuruyorlardı. Bloğa gelir gelmez kullandılar. Mesela Gabi'nin zaten özelliği o. Açık, yakın, uzak hepsini kullanıyor. Bütün smaçörler güzel Güzel. performans gösterdi. Güzel bir voleybol seyrettik. Tebrik Güzel. ederim. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Eczacıbaşı'nın da finale gittiği için tebrik ediyorum. Gelelim Fenerbahçe'ye. Buyurun. Bir Evet, cümle Fenerbahçe. ben bu maç bir Evet. cümle şunu söyleyeyim. Bu maçın hani ben bütünüyle ilgili bunu söyleyemeyeceğim ama ilk iki set Türkiye Ligi, son iki set gerçekten Avrupa çapındaydı. Senin Evet. dediğin gibi. Biraz orada hani belki ayırmak lazım. Evet, Fenerbahçe de ikinci seti kaybetti ama 3-1 kazandı Türk Hava Yolları karşısında. Şimdi çok da kısa alacağım çünkü sorular var notlarınızda. Berat abla, Fenerbahçe Eczacıbaşı finali nasıl görüyorsun yarın? Şimdi ben önce Fenerbahçe maçına gelmek istiyorum. Tamam. Türk Hava Yolları'nın daha derlenip toplandığını gördüm. Benim orada tek dikkatimi çeken pasör. Pasör kızda çok büyük gelişme var. Sırada. Hani senin anlatmak istediğin şeyler var ya Cahit. Nereye attığı Evet. belli olmaz. Zeroberto orada Sıla'yı bayağı bir öne götürmüş yani açıkçası. Çok hoşuma gitti. Onlar da güzel top oynadılar ama Fenerbahçe birinci seti aldı. İkinci sette yine Dırça ile çöktük. İkinci sette. Ondan sonra Dırça toparlandı. O Herhalde konuda bana niye Cahit sen söylemiyorsun demedin? toparlandı. Fethi Sopa ile oynamaya başladı. Sonradan toparlandı ve arkadan zaten öbür setlerde geldi. Maalesef o anda niye bir dokunuş yapılmadı? Ben Buse'yi koyardım. Gidiyor Ha. zaten. Yani o kadar da Oley. değil. Yok tamam sen Buse'cisin biliyorum. Cansu değilsin biliyorum ama gerçekleri görmek lazım. Yani orada hem kadını rahatlatırsın. Yani belli oluyor yani Vargas'tan belli oluyor. Rahatsız paslardan. İsteyerek mi yapıyor? Hayır. Ama ikinci seti verdikten sonra toparlandı. Ortaları kullanmaya başladı. Buse de iyi işler yaptı. Buse çok net ve güzel paslar atıyor. Ama Buse'nin oynaması lazım. Evet. Oynaması lazım artık orada. Mesela Stichak girdi. Bak neler oluyormuş. Bir tane hatası yok. Zımba gibi smaçör. Yani Müthişti.
Ana Kristina'yı bilmiyorum, zamanlı mı zamansız mı, nasıl değiştirdiğini düşünemiyorum. Yani Ana Kristina'dan gereken randımanı almıyor. Burada da ona geleceğim. Mesela bütün takımı hazır tutuyor mu diye düşünüyorum psikolojik olarak. Yani tabii ki hazır tutuyor antrenmanlarda falan, ama hani bu Santarelli şey diyoruz ya, coşku, bütün takım hazır bekleyecek diye. Yani yine buna rağmen Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 3-1. Şeyi çok beğendim. Bir kere Neriman Bey, yani Türk Hava Yolları'nda benim gördüğüm, havada Evet. gördükleri topa vuruyorlar smaçörleri. Çünkü smaçörleri Evet. çok uzun smaçörler değil. Kanadalı kız da Van Rijk'te çok güzel top oynadı. Neriman zaman zaman, yani hepsi çok güzel top oynadılar. Güzel maçlar oldu Evet. bu gün için. Yarın da inşallah finalde göreceğiz. Evet, Türk Hava Yolları da en azından lig yarı finalini renklendirecek bence. Bugün o Tabii tabii. mesajı verdi. Lig yarı Tabii. finalini renklendirecek. Başlandı diye düşünüyorum. Ancak kendilerine geliyorlar. Evet. Kolay değil. Evet. Toplam takım yeni bir antrenör. Yani. Cahit abi var Ben de mı? bir Fenerbahçe, evet, onunla ilgili birkaç notum var. Ya işte Türk Hava Yolları'nda hep söylüyorum ya, hani Bergman, Bergman, Bergman falan dedim ya, hatırlarsanız. Bu kızın ayakları ve manşet alma pozisyonu biraz enteresan. Yine yakalandı Gray gibi. Aynı şekilde yine 2-3 tane puanı hemen oradan 5 numaradan verdi servisle. Maça öyle başladı. Türk Hava Yolları biraz böyle bu manşet hatalarıyla başladı. Daha sonra Güzel defans yaptı ama. Defansta nerede duracaklarını iyi biliyorlar. evet. Yetmeyebilir ama Evet. güzel defans oldu. Orada da güzel defanslar oldu. Bergman'ın dışında zaten müdafaası kötü olan gözükmedi. Evet, de benim gözüme öyle, de aynı şekilde katılıyorum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 5 tane blok yaptı ilk sette. Türk Hava Yolları, 4'ü Vargas'a. Böyle enteresan bir şey olabilir mi? Yani Vargas bloktan topu kaçıramadı adeta. Çünkü Dırça her zamanki gibi yine aynı şekilde bloğu kolay olacak toplar atmaya başladı. Kaldı ki hani Ştiyak olsa belki bloktan kaçacak, ama Vargas dibe çekiyor. Dibe çekince onun aynı şekilde dublajı da olmuyor. Böyle bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Bir Bakalım. şey daha var Cahit'ciğim. Unutma Evet. ki onlar bizim, yani Fenerbahçe'nin silahı kim? Vargas. Muhakkak ki Var. Vargas'ı oynayacaklar. Melia'yı ben çok beğendim bugün. Melia Aynen. her eve lazım derler ya, Melia defansıyla, hücumuyla da bugün blokta yaptı. Yani komple bir oyun sergiledi. Vargas'ı orada biraz hafifletti Melia'yı kullanaraktan. Çünkü otomatikman blok Vargas'ın Eczacı başında Boşkoviç'in önüne geliyor. Orada işte pasörlerin uyanık davranması lazım. Evet. Bir de ben Türk Hava Yolları'nda Van Rijk'ten bahsetmek istiyorum. Gerçekten, gerçekten eğer Türk Hava Yolları şansı yaver gitseydi, bugün çok zor ama maçı alsaydı, Van Rijk gerçekten maçın adamı olabilirdi. O kadar kaliteli bir voleybolcu. Bilmiyorum bu konuda Vio ne diyor, ne düşünüyor. Yo, iyi bir oyuncu. Zaten seneye Vakıfbank'ta olacak o. Yani evet. Şimdiden söyleyeyim. Çok kurtarıcı bir adam. Evet. Şimdi söyleyeceğim şey şu. Ştiyak yok. Sonra giriyor. Atılan her topu sayıya çeviriyor. Ve bunu Buse ile yapıyor. Buse de sanki onlar el ele girmiş gibi aldığı 4-5 tane top var. Tamamını neredeyse şeye attı. Ştiyak attı. Ve maçı oradan çevirdiler. Yani kendi atlarına hakikaten çok önemli bir şey oldu. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Diyorum ki az önce yayına girerken söylediğim şey de buydu. Türkiye'de voleybol hiçbir zaman, hiçbir dönemde çok alt seviyelerde olmadı arkadaşlar. Biz Bulgaristan'ın dünya sıralamasında en üst sıralarda olduğu dönemlerde, Romanya'nın, Polonya'nın, yani Doğu blokunun olduğu dönemlerde biz onlardan kafayı kaldırıp da dünya sıralamalarına giremedik. Şimdi birazcık rahatladı ortalık da
Onların arasından ve tabii ki bizim voleybolumuz daha yukarıya çıktı ve bu şansı yakaladık. Ama Türkiye'de voleybol hocalarıyla ve kültürüyle gerçekten çok köklü bir spor dalıdır. Ve çok iyi hocalar vardır. Şimdi burada işte yakın nasıl oynatmıyorsun, niye oynatmıyorsun diyor. Ben Türk antrenörlerin çalışmasını isterim. Niye oynatmıyorsun? Bunu bir sorgu veya bunu bir muhakemesinin yapılması gerekiyor gerçekten. Zeroberto Şeyma'yı oyuna aldı. İyi de gidiyordu fakat sonra tekrar çıkarttı. Orada da bir şey var. Şimdi tabii Orada ki bir ben şey yok. Orada bir şey yok. Bence fizik açısından yüksek oyuncu koydu. Yani şey tamam. şansı çok akıllı top oynayan, topları kullanan bir oyuncu. Ama orada blok açısından bence kullanmıştır. Çünkü Türk Hava Yolları karşı takıma göre yani Fenerbahçe'ye göre daha alt, yani yüksek bir takım değil. Ama daha takım oyunu oynuyor. Mesela Şimdi ben Fenerbahçe'de de Arina artık. Yani bu sene Arina nazarlardan saklasın Allah. Müthiş bir oyun sergiliyor. müthişti. Müthişti. Evet. Her türlü. Onunla bitireceğim. Zaten onunla bitireceğim ama Şeyma'yı söyleme nedenim şu. Hiç göremedik Şeyma'yı. Çok az görüyoruz. Yani ben şunu anlatmaya çalıştım. Şeyma girsin ve bütün maçı götürsün demedim. Öyle bir şey söylemiyorum. Ve bu tür oyunculara mutlaka ihtiyaç oluyor. Yani bu lig kolay bir lig değil. Avrupa'da da aynı şekilde. Kolay bir maç yok artık. Sonuçta bu tür voleybolcuları kullanmak zorundasın. Onları hazırlaman lazım. Şeyma'ya baktım, reflekslerini kaybetmiş. Geçen sene evvelki seneden bildiğimiz bir voleybolcu. Sonuçta onun bu kadar oyunun dışında kalması da doğru değil. O manada daha çok oyunun içine sokmak lazım. Servise sok çıkar, manşete sok çıkar, öne çok sok çıkar. Ki Berkman'ın ihtiyacı var bu tür giriş çıkışlara. Kafası dağılıyor kızım. Bunu söylemek ve evet senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de Fedorasova müthiş bir maç oynadı ve çok konsantreydi. Ben de dedim ki bu çok genç bir voleybolcu. Avrupa Kupası maçından sonra kafası dağılabilir ve kötü bir performans sergileyebilir. Ama tam tersine kötü pas atılsa da aynı şekilde yüksek bir performans sergiledi. Buradan onu söyleyebilirim. Şimdilik bu Fenerbahçe ile ilgili ve Türk Hava Yolları ile ilgili bundan ibaret. Ben Buse'yi oynatırdım. Ha, onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Buse ile oynansaydı bu maç Fenerbahçe ne kaybedecekti? Yani ne kaybedecekti? Ben onu merak ediyorum. Ne tür özel bir paslar görecektik acaba? Yani Dırça ne yaptı da Buse'den çok 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 daha üstün bir pasörlük yapıyor? Bence Türk voleybolu adına Buse gibi voleybolcuların daha çok maç içerisinde yer alması gerekir. Bu çok önemli. Öyle düşünüyorum. Biz de hepimiz öyle düşünüyoruz ama Evet, o antrenörün görüşüdür ve antrenör antrenmanları yaptırtıyor, o kadar değil. tamam. Anladın mı? Yani bir şey vardır yapmadığı diye daha çok belki güveniyor ve hatta gidişata göre sanki daha önce önlem alması lazım diye düşündük. Ben yalnız onu söyleyebilirim. Yoksa antrenöre diyemezsin sen Dıça'yı oynatma, Buse'yi oynat diye. Ona göre bir Zaten plan öyle bir şey kur. söylemiyoruz ama yani voleybolu bilen bir ülkeyiz biz. Ben size söyleyeyim. Yani ben artık yavaş yavaş bazı antrenörlerden şüphelenmeye başladım onların performanslarından. Yani bizde bu antrenörler var. Var yani ben size söyleyeyim. Ha, bunların saha içi saha dışı yönetimlerini beceremiyoruz. O olabilir. Orası olabilir. Ama ben şimdi burada Dırça, Buse bunları özellikle kasıtlı olarak söylüyorum. Bu kadar az zaman verilmez bu tür pasörlere. Çok daha fazla zaman vermek lazım diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde değerlendirdik. Fenerbahçe Eczacıbaşı yarın saat 17'de Ankara'da final için karşı karşıya gelecek. Güzel bir voleybol olmasını diliyoruz. Şimdi Avrupa'dan elendik tabii. Çok uğraştık Türkiye'de olsun dörtlü final diye. Oldu, bunu başardı federasyon. Ancak takımımız yok. Şimdi mesajlara bakıyorum, çok eleştiriler var Fenerbahçe'ye, Eczacıbaşı'na. Özellikle kadro yapısına, Lavaneli'ye, Ferhat Akbaş'a, teknik Bize de var. adamlar. Saha Bize de içine var. kadar
Var, bize de var. Özellikle senin bu tabii pasörler üzerinden yaptığın yorumlara epey eleştiri var. Voleybol ülkesi olduğumuzda katılmayanlar var. Nereden çıktı voleybol ülkesi diye çok diyorsunuz, diyoruz hep beraber kullanıyoruz. Ancak Az önce söyledik. ben bir şeye katılmıyorum yalnız burada. Eczacıbaşı Fenerbahçe salonu yok diyor değerli dostumuz ama Eczacıbaşı'nın salonu var. Ya olmaz. Fenerbahçe de zaten yıllardır Burak Felek'te oynuyor. Yani Fenerbahçe Eza böyle bir bizim zamanımızdan salonu var. Oho. Tabii. Yani Evet. işte Avrupa'da yoktu, bizde vardı. Söyleyeyim ya, evet. hakikaten samimi söylüyorum. Eczacıbaşı kapatılsın diyen var. Fenerbahçe'de özellikle yedek kadronun yetersiz olduğuna dair yani ilk beşin dışındaki oyuncuların yetersiz olduğuna dair eleştiriler var. Zadikçim, çok özür dilerim. Şöyle bir şey, bizim ona vaktimiz var. Teknik ekipteki arkadaşlarımız orada okuduğun bölüm bölüm hepsini yaptılar. Heh. İstersen rumuzu okuyup Tamam. yani oradaki soruyu tam okuyup biz de cevaplayalım onu. Bazıları Biz çok öyle uzun bir Cahit abi. Yani bazıları sorudan çok yorum olsun girmiyorum. Yani onları hızlı hızlı geçebilirsin. o kadar uzun bir yorum var ki sorunun öncesinde. Yani yorum olduğu için ben girmiyorum. Ben onun genelini aldım. Öyle gidiyoruz. Şimdi Yani isimleri de okuyabilirsin. İtalyanlar 793 Esra, İtalyanlar Zımba gibi bu maçtaki performansları bu şekilde ilk maçtan eser yok diyor. Kursa sezon başından beri belliydi Fenerbahçe Opet'in Eda Erdem hariç üst düzey oyuncusu yok. Vakıf'ın üst düzey pasör çaprazı yok. Eczacıbaşı'nın da üst düzey bir smaçörü yok. Konu böyle ve yanlış kadro yapılanması var diyor. MSB yorumlarınız kısa Bunlara cevap gerçekten. ama tek tek Tamam. gidelim. Tamam Tek tek alalım gidelim cevabı. ya. Yani Tamam şimdi cevabı alalım. bir dakika, Fenerbahçe'nin Eda Erdem dışında takımı yok mu demek istiyor arkadaşımız? Yani şöyle demek istemiş. Daha sonraki şeylerden baktığım kadarıyla takımı saha içerisinde ateşleyecek bir oyuncu yok diyor yani. Ateş Eda olmuyor. başka, takım yok başka. Tamam. Yani Daha böyle bir o kaptandır Eda. Her takımda bir ateşleyecek oyuncu vardır. Eda bu görevi çok iyi yapıyor. Tamam. Ama bu demiyor ki Eda sakattan da oynamıyor da takım oynamayacak diye. Çok üst düzey oyuncuları var. Onları kullanamamak önemli olan. Yani evet. kullanamadığımız için bazı şeyler oldu. Eleştiriyoruz. Yani ona Evet. ile diyoruz. Pasördü, oydu, buydu. Yani yoksa tabii ki onun dışında oyuncu yok denemez yani. Her oyuncunun kendine göre bir yapısı vardır. Ne bileyim ben, Eda lider oyuncu. Ama Eda olmayınca takım oynamayacak diye bir şey yok yani. Tabii. Devam edelim. Hemen diğer var mı bununla ilgili başka bir cevabımız? Böyle hani yorumları tek tek üzerinden Tamam. gidelim ve O bitirelim. zaman sana soralım hemen. Cahit Bey, Elif kim sormuş? YGN hostes. Cahit Bey, Elif Naz Buse, milli takım pasör rotasyon önerisini hala savunuyor musunuz diyor. Umarım Tabii ki gördünüz Elif'i. savunuyorum. Tabii ki savunuyorum. Sonuna kadar savunuyorum. Bakın tekrar söyleyeyim. Pasörlerin arasındaki farkı siz oradan göremeyebilirsiniz. Çok net söylüyorum. Pasör bileklerinle ve dirseğinle pas atar. Kolunla ve omzunla pas atmaz. Ha, yeri gelir omzunla da atar. Gövdesinle de atar. Ama o zaman karşı bloğu kandıramazsınız. Smaçörlerinizi tekli blokta bırakamazsınız. Smaçörlerinizi rahatlatamazsınız. Bunları hepsini görüyoruz. Sıradan pasörler smaçörlerini rahatlatamaz. O yüzden ben diyorum ki birincisi bu. İkincisi, biz genç pasörlerimize sahip çıkalım. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yoksa bu başka bir iddia mı? Cansu'ya da fazla haklılık ediyorsunuz diyor. Pasör olarak konuşuyorum. Tamam Evet, mı? tabii. Göre o her pasörün kendine göre bir stili var. Bunu kabul edelim. Yani, Cansu'nun başka türlüdür, Naz'ın başka türlüdür. İşte ne bileyim ben, o hem boydan da fark ediyor. Benim şahsi görüşüm bir smaçör olarak, pasör karşıyı takip ederek dağılım yapacak. Tabii. Yoksa benim smaçör kafası olarak at topu havaya ben geçeyim derim. Evet.
Benim öğrendiğim, benim yapım buydu. Zaten oyuncuyken de buydu. At yukarı, ben buradayım diyordum. Ama orada pasörün, bana göre her pasörün karşıyı, bloku takip ederekten pas dağılımı yapması Aynen. lazım. Zaten şimdi şu anda bile dışarıdan yönetiliyor. Yani şimdi ben Cansu ortaları kullanıyor dediğim zaman nereden alıyor taktiği? Tabii. Tam zamanında oradan işaretini veriyor Guidetti. Diyor ki ortadan oyna. Zaten gözü devamlı kenarda. Yani onu demek istiyorum. Karşıyı takip ediyor. Nazın özelliği tecrübesinden dolayı ne? Bloğu boşaltabiliyor. Karşıyı takip ediyor. Zayıf bloğu nerede Evet. olduğunu. Bu arkadaşlarım da Elif olsun, Buse olsun, diğer genç. Bak mesela onun için Sıla'da çok büyük gelişme var diyorum size. Evet. O Evet. özgüven vermiş Sıla'ya yollarında. Niye Makris'te oynamadı? Sıla'ya o güveni vermiş onun için. Güveniyor da oynatıyor. Evet. Benim şahsi görüşüm bu. Evet. Kenan'ın da bir vardır. Pas kalitesi önemli değil. Fırlat gitsin. Karşıyı aldatmak önemli olan. Önemli olan Evet, o. buyurun. Efendim, Michelangelo Ferrat ile olmuyor, yeter artık demiş. Ender 47-38 harika program oluyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi işte bir soru, mesela sorudan çok yorumlu bir soru. Geçen Güzel. konuştuğumuz noktaya değinmiş. Kim değinmiş? Tam o arada kalmış ama 23-17 biten, yani 23-17'den verdiğimiz set, Fenerbahçe'nin verdiği set üzerine bir hayli yorum var. Egonu sahada yoktu. Milano o sette diyor özgüvenini topladı diyor. Moral üstünü kaybetmesek çok farklı şeyler olabilirdi demiş değerli dostumuz. Sila bloklanmayacak oyuncular değil diyor. Kazote ve Sila bloklanmayacak oyuncular değil demiş yorumunda. Ahmet Bey, federasyon çok ileri görüşlü. Tebrik ediyorum. Finali almak için çok uğraştı ama takımımız yok. İşte bu kadar anlıyorlar diyor. Vizyonları bu kadar diyor. Şimdi Evet. burada şimdi uyarı da geldi bana. Ben şurayı not alıyorum Cahit abi. Buyur abla. Yıldız 60-84. Oraya geldim. Çünkü son 5 dakikamız. Ben buraya Tamam. geldim. Notumu burada aldım. Buradan devam edeceğiz diğer programda. O kadar güzel yorumlar var ki, eleştiriler var, yorumlar var. Gayet güzel Fenerbahçe'ye, Vakıfbank'a, Eczacıbaşı'na gelen yorumlar var. Yarınki Şu final. federasyon için cevap vermek istiyorum. Genel Buyur olarak abi. benim bir görüşüm. Evet, federasyon büyük gayretler gösterdi. Gerçekten voleybol ülkesi izlemeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Evet, voleybol organizasyonlarını alıyoruz. Benim bir tek ricam var federasyon, kulüpler, herkesten. Bu voleybol ülkesi olduğumuzu tamamlamak için lütfen tedbirlerimizi almamız lazım. Bunu iddiayla akşamları gençlerle olduğum odalarda da bunu söylüyorum. Kalkıp da yok işte Santarelli niye bizim kızları kendi takımına almıyor, milli takıma atıyor? Hayır, almayacak. Biz kendi kızlarımızı yetiştireceğiz. Pilot Aynen. takımlar, alttan gelen geleceğin milli takımını yaratsınlar. Bak nasıl hüsrana uğruyoruz. Top yuvarlaktır. Tabii. Günümüz olmayız. Bakın nasıl götürdüler bizi, bitti gitti. Biz de geçen sene İtalya'ya yaptık aynı şeyi. Tabii. Herkes Ama tedbir alışıyor. alınıyor mu? Yalnız İşte. o şey, tedbir alınsın. Önemli olan o. Mesela benim kendi kafama göre birinci, ikinci liglerde arkadaşım yabancıya yasaklasın. Ben şimdi duyuyorum. Ne bileyim ben, Zerenspor başaramadı birinci Sultanlar Ligi'ne çıkmayı. İşte Çukurova'yı satın alıyormuş. Parayı bastım Evet. olmuyor Evet. arkadaşım. Doğru. Olmuyor basınca. Yani bu kanıtlanmış vaziyette. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon adayı görürken, şampiyon olacağımıza inanırken buyurun işte. Şey bile Milano'nun antrenörü bile ne dedi? Dünyanın en iyi takımını dedi yendik. Dünyanın en iyi takımını yendik dedi. Evet. Tabii. Yani Mark. bunların tedbirini alalım biz orada. Evet. O olmuş, bu olmuş. Fanlar demiş. Yok Ferhat onu yapmıştır. Labarene değil. Biz ülke olarak ne yapıyoruz? En önemlisi o. Bakın gidiyor bizim dünya şampiyonluğumuz yavaş yavaş aşağıya. Tabii. Biz o kadar kaliteli değil. Bunu kabul edin. Biraz İtalyanları seyredin. Dedi ya arkadaş orada ne demiş? Şirayı tutulmayacak adam değil. Niye tutulmayacak adam değil? O kadar çevikler ki işte o pasör senin bloğunu dağıtıyor. Şirada vuruyorsun diye. Yani Dikkatini dağıtıyor bir bu kere. Senin evet, bu. başka yere gönderip topu başka yere atıyor. O da vuruyor topu da yani. Burada net bir şekilde bu var. Evet, şimdi diğer mesajlardan da gördüğünüz üzere İtalyanlar gerçekten çok iyi hazırlanmışlar bu seneye.
tekrar yerlerini almak için. Evet, devam ediyoruz. Sizden gelen yorumlar ve sorular. Engin Beyefendi'nin elenmesi ikinci seti alakası yok diyor. Bu eskiden beri futbolda da aynı durumdu. İş diyor, Meryem'in üzerine yıkıldı. Tabii ki Meryem'in performansı çok konuşulmuştu. Burada detay çektiği bir konu Engin Bey'in. Fener takım olarak kötü durumda. Kurtuluş yolu takımın Vargas'ın katılmasıyla Vargas, Arena ve Ana Cristina üçlüsünden oluşması lazım diyor. Bunu Lavalier'in dışında herkes kabul ediyor demiş. Bu üçlünün en az 3-4 maç birlikte oynayıp bir kondisyon yakalaması gerekiyordu. Önemli maçlar öncesi sonuç hiç oynamadılar ve durum bu şekilde diyor. Yorum tablonu gelsin. Ben ne derim, şöyle söyleyeyim. Meryem'in üstüne yıkmıyoruz. Meryem'in suçu ne? Oradaki Lavalier'in seçimi, Meryem'i hiç oynatmamışken birdenbire sahanın içine atıyorsun, en kritik yerde servisini kullanmak istiyorsun. Kaç kere gördük biz bu sene Meryem'i sahanın içinde? Demek ki buraya geliyoruz yine. Yani sen bu maçın hazırlığını yaparken sıkıştığım zaman belki konuştu veya konuşmadı. Patladak içeri atana kadar o 12 kişiyi de hazır tutmak zorundasın. Biz burada eleştirdiğimizde Ana Cristina, tabii ki Arena, Vargas var. Tamam da Ana Cristina oynayacak ya Melia oynayacak. Melia'yı çıkardığın zaman manşette zayıflıyorsun. Onun dengesini kurması lazım Lavarina'nın. Lavarina ve planlarını ben beklemiyordum açıkçası söyleyeyim. Yani bir türlü oturtamadı. Onun yanında Vargas, tamam sakatlıktan çıkmış kadın. Bir buçuk aydır hiç top oynamadan gelmiş. Yine iyi gidiyor ama Stijak'ın var yani. Burada bence takım illa şunlar oynasın değil. Takımı oturtamamak Lavarini'nin yanlış seçimleri ve yanlış kurgularıyla oluşuyor. Evet. Geç müdahalelerinden dolayı oluşuyor. Oyunu daha çabuk görmeleri lazım. Aynı şeyi Ferhat için de söylüyoruz. Ben kısa bir şekilde kısaca cevap vereyim. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Lavarini'nin yapması gereken şey Stiak'ı mutlaka daha çok kullanması gerekir. Pasör olarak da Buse ile Dırça'yı eşit ağırlıklı kullanması gerekir. Dırça'nın Buse'den çok çok üstün bir pasör olduğuna inanmıyorum. Evet. Tecrübe olarak sadece tecrübe. Evet, tecrübe. Fatma Hanım maçtaymış. Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Seyirci muhteşemdi diyor. Takıma, rakip takıma karşı en ufak bir olumsuzluk olmadı. Çok üzgünüm. Kaybettik. İnanamıyorum. Fenerbahçe oyuncular gerçekten çok iyi mücadele etti. Kutluyorum demiş. Çok isteklilerdi. Ancak olmadı. Bu maç önce hocaya sonra yönetime yazar diyor. Üst üste 3 yıl yarı finali 6 sette kaybedemezsin. Kadro mühendisliği doğru yapılmıyor. Hep zayıf bir tarafımız var. Bu kadar genç jenerasyon bulmuşken kupalar elimizin tersiyle gidiyor. Gerçekten çok üzgünüm demiş Fatma Hanım maçı izleyen biri olarak. Şimdi Cahit abi evet, Kemal Bey de demiş. Kemal. Cahit Bey kusura bakma, voleybol için fazlasıyla boomer kalıyorsunuz. O ne demek abi, ben biraz yabancı, boomer. Yaşlı demek. He tamam. Sizin mantığınıza yavaş göre ilerlersek ilkinin yaş ortalaması 35 olunca şampiyon olur diyor takım. Yani tabii bu esprili karşılamak lazım bu tür konuları. Ama ben de önce de söylediğim gibi Türkiye'de voleybol son bir Vakıf Bank'la başlamadı yani. Voleybol çok daha önceden başladı. Evet. Sayın Yavuz, düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz. Okudum. Oyunda Ferhat Akbaş'ın yenilirken anlamsız tebessümleri insanı çıldıracak düzeyde. Bu insanı o takımdan kovsunlar, kibir ve özgüven sergilemesi olacak şey değil. Allah aşkına voleybol ülkesi diye hava atıyoruz. Antrenör yok, koca ülkede demiş. Feride Çelik. Çok üzgünüm, hiçbir şey yapamadık demiş. Eczacıbaşı yorumu gelmiş. C25776'dan. Takımı hazırlanmamış demiş yine bir izleyicimiz. Naz Aydemir, yani bu ben okumak istemiyorum ama biraz hakaret bari olunca. Ama Naz Aydemir'in aldığı maaş hak etmediğini ifade etmiş Umut. Saçmalık. 18-36. Karşı Kral iyi bence, gelmesi lazım. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Ben bunu çok rica ediyorum. Hakaret bazında yani şeyler konuşuluyor. Neyi hak etmiş veya hak etmemiş onu başkaları değerlendirsin yani ekonomik açıdan. Ama unutmasınlar ki Naz bu ülkeye mal olmuş en kariyerli oyunculardan bir tanesi. Her en türlü. Mükemmel, evet.
Yani kusura bakmasınlar. Yarın öbür gün Elif de Naz'ın zaman seviyesine geldiğinde, Cansu da seviyeye geldiğinde, bunlar Evet. robot değil yani. Tabii. Unutmayın. Yani şunu anlamalarını istiyorum arkadaşlarımızın. Eleştirileri niye eleştiri yapıyorlar demiyorum. Bir takım da yalnız sahaya koydum, bunu niye yapmıyor veyahut da ilk maçta böyle oynadı diye bir şey yoktur. Ben hep bunun için iddia ediyorum. Takım oyunu vardır, takım uyumu vardır. Şimdi bizim burada bakın Fenerbahçe olsun, Eczacıbaşı olsun çok oynanıyor takımla. Bir gün başka bir altı, bir gün başka bir altı. Bir oturmuş takım olmadığı için biz bu hezimete uğradık. Bilinmiyor ne yapılacağı. Hep sürpriz bekliyoruz. Bu şu anda bu mu olacak? Şu anda şu mu olacak? Diğer takımları, yabancıları, İtalyanları seyrettiğinizde benim aklımın ucundan geçmezdi bizim Fenerbahçe'nin finalde olmayacağı açıkçası. Evet. Yani burada antrenör hatalarından oluyor. Yönetim ne yapabilir? Sahaya kendi mi oynayacak yani? Yeterli, Antrenör yeterli. değişikliği dendi. Bir dakika. Antrenör değişikliği dendi. Oldu. Hayal kırıklığına uğradık hepimiz. Çünkü yanlış dokunuşlar yapıldı. Ben Ferhat'a ne kinim olabilir ne bir şeyim olabilir. Ben mutlulukla duyarım Türk antrenörlerimizin ortada olmasını. Ama bazı şeylerde voleybol bilgim olduğu için veyahut da oynamış bir insan olduğum diye gördüğümü de söylemek zorundayım yani. Kusura Evet. bakmasınlar. Birazcık da kulak assınlar. Baksınlar acaba ne oluyor, ne bitiyor diye. Bazı çünkü hayali eleştiriler de var. Şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş, o mu demiş, şu mu demiş. Dün de bir patlak verdi sosyal medyada. Bir arkadaşımız çıktı bir şeyi iddia etti. O bile bizi ilgilendirmiyor. Biz voleybol seyrediyoruz. Teknik yanı bizi ilgilendiriyor diye Ben düşünüyorum. şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Mehmet Sevinç'le daha önce çalıştığım için teniste bana özelden atıyorlar. Diyor ki Mehmet Sevinç Ferhat'ı çok beğeniyor. Sen nesini beğenmiyorsun? Şimdi söylemeyeyim çünkü bana özelden atmış. Herhalde ismini söyletseydi videonun altına atardı. Şimdi ben de kendisine şunu söyleyeyim. Ben Mehmet Sevinç'e evet uzun herhalde bir 10 yıl falan beraber çalıştık. Eurosport'ta çalıştık. Yorumlarda beraberdik. Ben yorumcuydum. Kendisi sunucuydu. Sonra geldik İstanbul Cup'ta çalıştık. Zadik bunları iyi bilir. Mehmet Sevinç bildiğin şeydir. Yapay zekadır. Ne verirsen onu konuşur. Yani ne tenis topunu ne voleybol topunu bilmez, tanımaz. Ama ona bir şey söylenirse o onları aktarır. O yüzden Mehmet Sevinç Ferhat'la ilgili bir şey söylüyorsa menajerlerle ilgili bir ilişkisi var demektir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yapay zekadır. Yani ne verirsen onu konuşur Mehmet. Ayrıca Evet. Mehmet'in olmasında bence bir zararı yok. Çünkü Mehmet bize bu tür mesajları veriyor. Burada dönen dolapların aslında ne düzeyde olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. Şimdi Mehmet Sevinç hayatında voleybol oynamamış. Tenis oynamadığı zaman da tenisle ilgili federasyon başkanı dahil antrenörler dahil hepsinde çok çok iyi bu tür konuları konuşuyordu ve bu tür yanlığı yorumlarda yapıyordu. Yapabilir. Çok Evet. sorun değil. O yüzden Bizim aldırış etmiyoruz biz ona. sorular arasında yok. Ben 79. Fenerbahçe'nin yapısı tuhaf. İlk 5'teki kadar yedek oyuncuları yok. Eda sakatlanınca Ravanini zamanın çoğunu yedek kulübesine geçiren Fretisova'yı adeta zorladı. Aslı iyi bir oyuncu. Ancak Milano gibi güçlü takım karşısında çaresiz kaldı. Kolları kısa. Ferhat'ın Gray ve Voronkova arasındaki tercihin kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını öğrendim. Özellikle bu çeviri onu da söyleyeyim. Arkadaşımız paylaşmış. Savaşın her türlüsüne karşıyım. Aynı zamanda sporun Rusya'ya karşı siyasallaşmasına da karşıyım. Ne mutlu ki FIBA ve SEV Rusya'ya yönelik yasakları önümüzdeki 5 senede devam edecek. Böylece Rus yeteneğinin ortaya çıkmasını izleyeceğiz. Arina, Akinova, Popova, Gatina, Suvorova, Kobzar. Ya bu isimler tabii Rusya'da oynayamadığı için ülkemizde çoğu izleme şansı yakalıyoruz demiş. Teniste de öyle. Teniste de dünya tenisinde de Rusya'ya karşı büyük tepki var ve bayraklarını yayınlamıyorlar. Evet. Turnuvalarda bayraklarını asmıyorlar. Onlar Evet. zaten giden bağımsız gidiyor. Gerçekten İtalyanlar zımba gibi oynadı. Bizim önceki maçta yani 3-2 yenildiğimiz maçta eser yoktu sahada.
Sezon başından beri belliydi Fenerbahçe Obet'in Eda hariç tüm üst düzey orta oyuncusunun olmadığı, Vakıfbank'ın üst düzey pasör çaprazı yok, Eczacıbaşı'nın üst düzey smaçörü yok. Sonuç kaçınılmaz, yanlış kadro planlaması bu hale getirdi. Bu net şekilde ortaya çıktı demiş. Kurtsava bu şekilde yorumlamış. Peki nasıl yok bir Yorumlarını daha? Nasıl yok? Eda üst düzey orta oyuncu değil mi? yani Öyle görmemiş okuyucu yani Bir daha. dakika yani Eczacıbaşı'nın üst düzey oyuncusu yok mu? Bunları kim söylüyor? Bunlarla ilgili hani oradaki rumuzlar yok mu? Yani işte kursat fıksa bir nevi. Ben pek Ha, evet. anlamıyorum. Burada Ben demek ki açık olmadığını yani biz rumuzlardan pek anlamıyorum zaten. anlamadıkları bir şey var. Biz ne diyoruz? Fenerbahçe çok iyi bir takım. Takım oyunu oynayamadı. Uyum sağlayamadığı için bu hizmete uğradı. Aynı şey zaten. Eczacı da öyle. Yani sen dünyanın en iyi sporcularını getirirsin ama futbolda da bu böyle. En Tabii. iyi şey Guiza geldi Fenerbahçe'ye. Ne oldu? Orada 100 tane gol atan adam bir tane gol atamadı mesela. Bunu idrak etmemiz lazım. Evet, Takım evet. uyumu çok önemli bir şey. Takım oyunu olmadıktan sonra işte ne oldu? Vargas da en iyi smaçör, dünyanın en iyi pasör çaprazı ama yenildik. Evet. Cihan Tekbaş birinci deplasman yani 0-2'den kaybeden takımın hocası maç sonu mutluysa diyecek bir şey zaten yoktu. İkincisi dünyanın en iyi çaprazını kullanamıyorsun. Hayırdır hocam? Üçüncüsü Elif konusuna katılmıyorum. Bu kız bize Avrupa şampiyonu yaptı. Ne tecrübesi? Bence Elif konusunda arkasında bir hoca var. Hoca sıkıntı, büyük sıkıntı tamamen psikolojik demiş Cihan Tekbaş. Kara Geceler kullanıcısı. Vakıf olmazsa kimse kupa alamaz. Bütün Türk smaçörleri formsuz. İtalya Ligi Türkiye'ye 10 çeker. Batsın sizin voleybol ülkeniz. İtalya domine ediyor her turnuvada. Fener ve Eczacı'nın voleybol salonu bile yok. Hele Fener tam rezalet demiş ama demin zaten anlattık Eczacıbaşı'nı yıllardır. Evet, voleybol salonu var. Hepsinin var. Bilgi sahibi olmadan böyle yorumlar yapılmasın. Evet. Gerçek. Eczacıbaşı burada Türkiye'de zaten öyle voleybol başladı. Eczacıbaşı salon yaptırarak başladı işe. Bir. Evet. Aynen. Fenerbahçe'nin deri ağzında hem yüksek tavanlı hem alçak tavanlı salonu var. Artı şey de yapılıyor. Yani bunları bilgi sahibi olalım ona göre şey yapalım. Nasıl yok yani? Burada şey karın ağrısını söyledik. Takımlarımız oturamadı, uyum sağlayamadı, devamlılık getiremedi. Onun için elendik ve üzüldük tabii ki. Play. Fener'e yazık oldu. Antrenör hataları ile aldıkları maçı verdiler ama Eczacıbaşı kusura bakmasın. Çok kötü oynadı. Es kaza Emeko Revati ile bir set aldı. Olmaz böyle. 3 yılda bir sistem nasıl oturtulmaz? Boşkoviç'ten başka oyuncu yok takımda. Maçta Eczacıbaşı ikinci en skorer oyuncusu Hande 12 sayı alıp 10 hata yapmış. 129 hücum etmiş. Yani Boşkoviç nasıl büyük oyuncu ki tek başına takımı sırtlıyor yıllardır demiş. Ama Ya Boşkoviç bu takım olmasa oynayamaz. Kim atacak ona pası? Kim getirecek evet. topu? Tek başına pas Yani atıp oradan bu işin takım işi olduğunu anlatmak lazım. Karşındaki takıma da bakacaksın. Senin silahlarını durdurmayı bilmiş. Biz de o silahları durduraymışız. Servis mi attık biz karşı takımı bozmak için? Yani biraz da kendimize görelim. Oyuncularda değil kabahat esasında. Hazırlanmakta. Nasıl yıkarız dedik biz İmoko'yu. İyi servis atarsak yıkarız. Paslar lokum gibi giderse blok da tutamazsın, hiçbir şey de yapamazsın, defans da yapamazsın. evet. Buyurun. O kadar sevdiğim ki şu Ferhat Hoca Hande'yi nasıl smaçör olarak tutuyor anlaşılır gibi değil orta oyuncu olarak. Yazıklar olsun rezil olduk Orta demiş. oyuncu halinde. Hande'yi Karıştırmış. Önemli değil. Önemli. de Hande'yi de artık şey yapıyorlarsa yazık. Onlara yazıklar olsun diyelim ya. onu Ne diyeyim bilmiyorum. yapıyorlar. Geç geç. Çabuk çabuk geç. Hemen geçelim. Levent Bey hem Fenerbahçe hem Eczacıbaşı'nın baş antrenörü yok. Bundan dolayı sonuç ortada demiş. Yine Levent Bey aynı şeyi atmış. Violet abla sayın çok güzel yorumlarınız var. İtalyan takımları çok çok çevik demiş. Nereden Evet. gelmiş? Feride Hanım'dan, Feride Çelik'ten. Yine Feride Çelik'ten İtalyan takımlarından övgü gelmiş. Hakan Bey, Hakuna Matata özür diliyorum. Onun da mesajı akıllı top oynamıyor takım demiş. Ferhat'ın da hataları var ama takımda da bir sakatlık var diyor. Bozdu Hakuna Matata.
Takımı Ezbere bozdu, oynuyordu. kafasını karıştırdı. Takımın kafası karıştı. Takım hani kim ne, kimin yerine girecek? Arka ortada kim duracak? Hani ona kadar problem var. Oyuncu değişiklikleriyle kadar hep problem var. Geçen maçta ikinci, üçüncü sette kendine geldi takım. Bu maçta kupa maçında iki set boşa gitti. Üçüncü sette kendini buldu takım. Evet. Evet, hala Sultanlar Ligi dünyanın en iyi gidiyen bazı insanlar var demiş, sanmam demiş, öyle bir yorum gelmiş. Öyle öyle. Bakıyorum. Dünyanın, şu anda dünyanın en iyi ligi yani. Yani Fener'in Bence değil. hocası değil mi? Bence İtalyan Ligi Kusura şu bakma anda. canım. Yani dünya birincisiyiz diye dünyanın en iyi ligi mi? Allah Ya aşkına. şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim size. Tamam, İtalya birinci olabilir, biz ikinci olabiliriz. İlla birinciye mi en iyi? Yani en iyi liginin içindeyiz yani. Hayır, şöyle siz değerlendiriyorsunuz. Benim genel çıkardığım siz derken yani arkadaşlar herkes. Dünyanın en iyi oyuncuları Türkiye'de olduğu için en iyilik mi? Oynanan topa bak. Tamam. Yani dünyanın İkinci en iyi olur, oyuncuları üçüncü olur. Fark boş etmez. Vargas bizde, Stişak bizde, herkes bizde. Ama Evet. oynanıyor. Memnun muyuz? Hiçbirimiz memnun değiliz. Yani birazcık altta şeydeki takımlarla oynadıkları zaman gör. Eğer sen dünyanın en iyi ligiysen ve en popüler veyahut da en yüksek seviyedeki takımıysan sayı vermemen lazım. Bizde o eser yok. Al işte bir gün iyi oynuyoruz, bir gün kötü oynuyoruz. Hiçbir zaman iyi, ben iyilik olarak görmüyorum. Sadece iyi isimler var bizde. Evet, Bugün yorumlar bu şekilde, sert eleştiriler konuşuyor. var, yorumlar var, katıldığımız var, katılmadığımız var, doğaldır, medeni şartlarda herkes fikrini söylüyor, tartışıyoruz. Bir şey Durum bu daha şekilde, söyleyeyim. Bir şey söyle daha canım. söyleyeyim izin verirseniz. Şimdi Özlem Özçelik'le ilgili bir mesaj gelmiş. O mesajı okumuyorum ama ben Özlem Özçelik'in yorumlarını beğeniyorum. Hatta şimdi Mehmet Sevinç'le değil de şimdi devamında Faruk Mutkan'la yapıyor. Faruk'la yapıyor yeni programı. Hatta bugün de seyrettim. Gayet güzel yapıyor. Yani bugün belki de daha önce biraz sıkıntısı olabilir ama Faruk Mutkan'la çok daha iyi oldu bence. Özlem Özçelik de voleybolun içinden gelmiş bir arkadaşımız. Yorumları da güzel, kayda değer yorumlar da yapıyor. Dinledim ben bugün. Bilmiyorum siz dinlediniz mi? Maçtan Yok, önce dinle. vardı. Yok, Vardı. ben kendim. Gayet de ağzına sağlık diyorum ben. Faruk Mutkan'la da çok iyi anlaşmışlar. İyi bir ekip olmuşlar. Güzel bir ekip. Onu da buradan belirtmeden edemedim. Evet, bu şekilde tamamladık programımızı. Maçları yorumladık. Yarı final saat 17'de Atılık'ta Ankara'da Eczacıbaşı Fenerbahçe arasında oynanacak. Cahit abi, Viyolet abi ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz Teşekkür. mesajlarınızı, ilginizi. Çok mutluyuz bu mesajların gelmesi. Hepsine bakıyoruz. Lütfen mesaj atın, yorumlarınızı yapın, eleştirinizi yapın, sorularınızı sorun. Ama düzeyli bir şekilde lütfen rica edeceğiz. Her eleştiriyi açığız. Hem oyuncular açısından, hem teknik adamlar açısından, hem kulüpler açısından. Ve yorumlar makul seviyede, yani daha anlayışlı şekilde olursa bizler de paylaşıp Ya konuşacağız. iki üç tanesinde sıkıntı vardı. Gerisi gerçekten çok Evet. kaliteliydi. Çok Kaliteli, güzel. teşekkür ederiz. Çok kaliteydi. Yani teknik yorumlar da vardı. Bravo. Tebrik ederiz yani. Sıkıntı derken hakaret içerikte olmaması lazım. Çünkü Evet. bazı arkadaşlarımız hani tam bilgi sahibi olmadan kızgınlıktan dolayı kaybetmeyi kim ister? Ben de istemiyorum. Hiç kimse istemiyor. Ne Fener ne Eczacı hiçbiri kaybetmesin tabii ki Avrupa'ya. Ama kızgınlıktan dolayı belki söyleniyor ama biraz hakaret içerikli olmaması lazım. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ben bile bu işin içinden olmakla beraber belki zaman zaman yaptığım sert eleştirileri iç yüzünü bilmeden de yaptığım olabiliyor. Onun için benim gayretim daha çok teknik yönde eleştiri yapmak. Çünkü hiçbir takımın içinde neler olabileceğini bilemiyoruz biz. Doğru. Evet. Bir Dışarıdan de gördüğümüz gibi yok elini çaktı. Çaktı mı çakmadı mı?
O ona küskün mü değil mi tahminlerle yürümeyelim. Ben teknik Yani. olarak eleştiri yapmak isterim. Hani ne bileyim şu sırada şunu koysaymış hani oynarmış gibi hissederekten öbürküleri hepimiz hayali yapıyoruz. Hiçbirimiz iç yüzünü bilmiyoruz. Kulüplerin içinde değiliz bir kere. Değiliz. Evet. Bir de bilmediğimiz bir taraf var arkadaşlar. Menajerler hem hocalarla çalışıyorlar, bazı hocalarla çalışıyorlar, bazı yorumcularla da çalışıyorlar. Ve bunları konuşturuyorlar. Bunların takım içindeki oyuncu seçimlerini etkiliyorlar. Bakın çok net bu. Bazı oyuncular bazı menajerlerle çalışmadığı için takımın dışında kalabiliyor. Ben de Bunları şunu söyleyeyim. biliyoruz. Bunları Bunlar biliyoruz. çoğumuz da tanıdığımız kişiler, menajer arkadaşlarımız olsun, sunucu arkadaşlarımız olsun. Eğer ki biz bu voleybolumuzu yukarıda tutmayıp yapıcı olmazsak, takımların iyi bir seviyede kalmasına yardımcı olmazsak, öyle veya böyle tabii ki herkes iş olarak yapıyor, parasını da kazansın. Onda değilim ben. Düzgün gitmezsek yarın öbür gün ne menajer işini yapabilecek, ne bizler sunuculuk Kesinlikle. yapabileceğiz. Voleybol yok olacak ve bitecek. Aynen. Hani futboldaki magazin programlarına döneceğiz. Dalga geçmeye başlayacağız. Ya Futbolda futbol oyunla, yok çünkü. sahanın içindeki oyunla oynanmaz. Onu yönetecek kişi antrenördür. Kararı verir. Yanlış olursa, hatalı olursa buradan eleştiririz. Maçı kaybeder. Skorboard sonucu yazar. Puan kaybeder. Bunun dışında bir müdahale kabul edilemez asla. Bırakalım herkes oyununu oynasın, tadını çıkaralım, keyfini çıkaralım, eleştirelim, tartışalım. Bu kadar. Sporun tadını çıkaralım. Yani Efendim bu şekilde. Ha, buyurun. hepimiz bir kulüp tutabiliriz, hepimizin bir kökeni vardır ama doğruyu yani şey olmamız lazım, objektif olmamız lazım, yani doğru görmemiz lazım. Şimdi ben Fenerliyim. Eczacıbaşı kökenli, Eczacıbaşı'na yetişme oyuncuyum. Gördüğüm yanlışı ben öyleyim diye yani Fener'i tutuyorum veyahut da Eczacıbaşılıyım diye yanlışları söylememek diye bir huyum yok benim. Yok. Söylemek zorundayım. Benim huyum bu böyle. Yani Fazlasıyla söylüyorsunuz zaten. diye Süper. üstünü örtmeyeceğim. Gördüğümü söylemek zorundayım. Bunu niye Aynen. yapıyorum? Milli takım kaptanlığı da yaptım. İleriki milli takımı düşünerek yapıyorum. Türk voleybolunu düşünerek yapıyorum. Bazı arkadaşlara ters gelebilir ama doğruyu söylemek zorundayım yani. Hatalarımızı görelim. Ona göre Aynen. şey yapabilirim yani tedbirimizi alalım. Diyoruz ve bu şekilde programı tamamladık. Uzun soluklu güzel program oldu. Yarınki finalde hem Eczacıbaşı'na hem Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Başarılar. Ankaralı voleybol severler bugün olduğu gibi yarın da salonu tıklım tıklım dolduracak. Güzel bir atmosfer olsun. Güzel bir atmosferde de güzel bir voleybol mücadelesi olsun diyerek herkese iyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalınız. İyi İyi akşamlar. akşamlar.